Birlikte isterseniz bunu da Geleceğe nefes, dünyaya nefes için fidanlar dikildi. Daha yeşil bir Türkiye için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı 83 milyon ağaç bugün fidan, yarın nefes kampanyasına Zeytinburnu Belediyesi de destek verdi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney'in katılımıyla Zeytinburnu 700. Yıl Parkı'nda fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Milli Ağaçlandırma Günü'nde ağaçlandırma kampanyasına Zeytinburnu'ndan bu yıl 1200 yetişkin ağaçla katılmış oluyoruz. Hepinizin bildiği gibi kıyametin geldiğini duysanız elinizdeki fidanı dikin denen bir kültürün mensuplarıyız. O bakımdan küçük ya da büyük her yıl bu katkıyı vermeye devam edeceğiz. 83 milyon ağaç bugün fidan, yarın nefes kampanyasına ilçenin yeşil alanlarına fidan dikilerek destek verildi. Milli Ağaçlandırma Haftası kapsamında Sancaktepe Belediyesi de 300 fidanı toprakla buluşturdu. Sancaktepe Paşaköy Ağaçlandırma Alanı'ndaki etkinliğe Sancaktepe Belediye Başkanı Avukat Şeyma Dövücü de katıldı. Diktiğimiz fidanlar bakın yeşerdi, maşallah orada büyüyorlar. İnşallah bugün de yine 300 fidanı toprakla burada buluşturacağız. Gazi Osman Paşa'da ise Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta Milli Ağaçlandırma Günü'nde öğrencilerle bir araya gelerek fidan dikti. Nerede boş bir mekan, alan bulursanız, evinizin bahçesi de olsa, sokağınızda olsa, park da olsa bize bildirmeniz halinde böyle gelip ağaç dikelim. Doğa yürüyüşü ve fidan dikimine öncülük eden belediye başkanı ustaya gençler eşlik etti. Havuzbaşı Atilla Baykal İlkokulu bahçesine öğrencilerle beraber ağaç diken başkan usta, daha sonra Gazi Osman Paşa Meydanı'nda vatandaşlara fidan dağıttı. Nereye dikeceksin? Masal yanına. Hatay'da da geleceğe nefes için fidan dikildi. Umut Ol Gelecek Bahara sloganıyla yola çıktı İnsan Vakfı ve Orman Fakülteliler Derneği. Özellikle Hatay'da orman yangınlarında zarar gören ilçelerde fidan dikimi yapıldı. İnsanlar kinlerini ve nefretlerini ağaçları ve ormandaki canlıları yakacak kadar kabartmışlar. Biz özellikle buna da dur demek için biz bu yanan bir fidanımızın yerine 1000 tane fidan dikebilecek gücümüz var. O sebeple bu sene bu işe daha da önem veriyoruz. İnşallah dediğim gibi bütün İnsan Vakfı ve Orfemder olarak 81 ilimizde bu orman dikimini bu bahar ayı, yani ağaç dikim ayınlarında gerçekleştireceğiz. Çalışmalarını 21 Mart Orman Haftası'na kadar sürdürecek olan İnsan Vakfı Türkiye'de 81 bin fidanı toprakla buluşturacak. Ankara'da da Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Milli Ağaçlandırma Günü'ne ilişkin bilgi verdi. Geçen yıl dikilen fidanlardan büyük bir başarı sağlandığını belirtti. Yaklaşık 300 milyon fidan dikeriz her yıl dedim. O 300 milyon fidanın tamamı 3 yıl boyunca takip edilir. Kontrol ederiz onları. Fidanlar ne kadar tuttu, ne kadar tutmadı diye. Bu 11 Kasım'da diktiğimiz fidanları da aynı şekilde takip ettik. Kontrol ettik bu yıl boyunca ve elde ettiğimiz başarı %95.